Zafer Demirkıran, İstanbul, Beykoz doğumluyuz. 47 yaşındayım. Beykoz nedir? Beykoz bizim için komple atalarımızın, bütün yerlerimizin doğuşu, her şeydir. 100 küsür yıldır Beykoz'dayız. Yani dedemizin babasına kadar burada doğup büyümedir. İşte biz de yaşamımızı burada bu şekilde atalarımızla beraber sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii nereye kadar, ne şekilde kalırız onu bilemiyoruz. Ama 6. kuşak torunumdur. 6 kuşaktır. İstanbul Beykoz olarak geçer. Tabii dedelerimizin zamanındaki o zaman Beykoz yoktu. Kandilli olarak geçerdi. Üsküdar'a bağlıydı. Bu şekilde geçiyor muhtarım. Rahmetli Hasan Muhtar'ın oğluyum. Zamanında işte 70'li yıllarda muhtarlık zamanlarında falan mahallenin kurulumunda olsun dedemizden, babamızdan önde gelen isimlerdi. Bütün tabii tanıyan tanır. Tanıyan derken onu şöyle de anlatabilirim. Ben 47 yaşındayım dedim. Babam rahmetli olalı 37 yıl oldu. Yalnız bugün 20 yaşındaki bir çocuğa da sorsanız rahmetli Hasan Muhtar kimdir diye çok rahat bir şekilde anlatabiliyor. Çünkü 20 yaşındaki bir çocuk 37 yıl önce ölmüş adamı nasıl tanıyabilir? Büyükleri mutlaka anlatmıştır. Yani biz babamızla gurur duyuyoruz tabii ki o ayrı. İnsanlarımız da o şekildeydi. Tabii toplum değiştikçe, ilerledikçe unutulmaya doğru gidiyoruz. 6 yaşıma döndüğüm zaman yeni mahallede otobüs denen bir şey yoktu. Zaten o zaman başkaları da anlatmıştır mutlaka at arabaları vesaire. İşte yolların açılımı. Şu Dolunay dediğimiz yer eskiden son durak olarak geçerdi. Bütün hizmet oraya kadar gelirdi. İşte Hasan Demirkıran'ın mücadeleleriyle bu yeni mahalleye 2 tane o zaman 302 otobüs verildi belediyeden. Kurbanlar gene aynı şekilde şimdiki parkın orada kesildi. O zaman otobüs elimizden alınacak diye rahmetli babamız gençlerimize bilet dağıtırdı. Hani binin gidin gelin, binin gidin gelin sadece otobüs alınmasın elimizden. Bu şekildeydi ve dağları da var. Son durak Dolunay'a kadardı derken bütün hizmeti de rahmetli babam oraya kadar getirip orada durdururdu. Oradan ileri bir hizmet getirmezdi. Şimdi ne alaka sebebi diye denirse o zaman burada sadece oturan bizdik. Burada başka ev yoktu. Oraya kadar evlerimiz vardı, sondu. İşte oradan buraya hani elektrik getirildi, su getirildi. Muhtar Hasan evine bunları hizmet getirdi denmesin diye. Orada kestirirdi. Biz oradan kablolarla buraya evimize elektrik ve borularla su çekerdik. Devamlı patlardı işte giderdik onlarla uğraşırdık. Vesaire belli bir dönem böyle geçti. Sonra buraların işte o toprak yoldan kurtuluşu, belli bir şeyler kazanması bu hale geldi. Tabii yerleşim birimi de olarak arttı. Tabii buralar gördüğünüz yukarıdan tutun ormanın başlangıcından aşağılara kadar komple bizim bağ bahçemizdi. Okulun olduğu yerde. Mahallede tek araç vardı o zamanlar. Bizdeydi. Yani mahallenin tek ihtiyacını karşılayabilecek. Bunu eskilerimiz tabii net bir şekilde hatırlarsa iyi bilir. O hastalarımızın nasıl yetiştiğini. Yoksa aşağıya kadar ineceğiz Hisar'a, küçük suya. Oradan bir araçlar bulacağız. İşte hastane ihtiyacı varsa vesaire varsa at arabaları dedikleri doğrudur. Benim belli bir döneme kadar hatırladığım vardı. Atlayarak gidiyorum tabii şeyde. Bu eskilere dönüp bunları yaşamak gerçekten biraz şey. Böyle özünü yaşayıp özünü anlatmak. Bir de böyle unutmamak yani yapılanları da unutmamak tabii ki. Bakkalda o zaman muhtarlık 70'lerde babam muhtar olduğu için. Hani tek telefon deniyor. Tek telefon muhtarlığın telefonu vardı. Evet o anlatılanlar işte birinin askeri, birinin hastası arayacak, haber verecek, evine gelecek. Ama o zamanlar hakikaten yeni mahalle böyle bir mahalleydi. Birlikti, beraberlikti.
Yani o komşuluklar, o birleşmeler, o birinin bir şey olduğu zaman gidip onlarla birlikte iyisini kötüsünü paylaşmak değişik. Ama şu an bakıyorum hiç kimse kimsenin yan komşusunun bile cenazesini bilmiyor. O şekle kadar geldik. O zaman bir komşumuz ev yapacak. Herkes toplanırdı. Oraya mutlaka bir yardımda bulunurdu. Yani bir tane tuğla koyardı ama o insanın evi yapılırdı. Bu şekilde yeni mahallenin bir kurulumu var. Benim ecdadım derken yani benim atalarım gerçekten 100 küsur yıldır biz yeni mahalle olarak anılıyoruz. Önce geçmişine gelirsek dedemin babası. O da bilir mi bilmez mi onu biz bilmiyoruz ama dedemize soruyorduk bilmiyordu. Dedemizin babası Bayburt'tan gelinme olduğunu bahsediyordu. Bu da 150 senenin üstündedir. Yani bizim burada doğuşumuz. Zaten dedem 1901'de doğmuş. Burada Kandilli olarak geçiyor. O zaman kayıtlarda hep Kandilli vardı. Üsküdar'a bağlıydı. Beykoz yokmuş. O zamanki bildiğimiz. Onu ben bilmiyorum tabii. Bu şekilde muhtarım. Yani yeni mahalle aslında, yeni mahalle derken Beykoz'u anımsatıyoruz ama Beykoz çok önemli bir yer. Bizim için çok önemli bir yer. Yani ben Beykoz'u duyduğum zaman ben bütün atalarımı, bütün geçmişimi, her şeyi onda buluyorum. Beykoz benim için önemli. Sizler de tabii ki bu Beykoz için yeni mahalle muhtarlığı olarak bayağı bir katkınız var. Sizlerden de Allah razı olsun. Ben bekliyor muydum? Ben bu kadarını beklemiyordum muhtarım. Ben açık ve net. Hani bakıldığı zaman belli bir dönemlerden sonra yeni mahallede hep bir ranttı. Tabii ilk içten bitiyordu rant. Sonra farklı yerlere uzanıyordu. Hani oralara girmek istemiyorum. Ama Beykoz'da yeni mahalleye hiçbir yatırım olmamıştır. Ta ki sizin dönemlerinizde bu Beykoz yeni mahalle olarak geçtiği zaman hizmet gelmeye başladı. Sebebi mi? Bir şeyin takipçi olması, bir şeyin aşırı derecede üstüne inatla gidişiniz ve o hizmetlerin bu yeni mahalleye gelişidir. Bu içimden gelerek söylediğim bir kelimedir. Asla burada hani dostluk vesaire, ben herkesle dostum. Hani benim başka bir şeyim yok ama yeni mahalle gerçekten hizmet görmeye başladı. Ve o anki o çocukluğumda hani babam için söylediklerini, duyulanları bu tarafta tutuyorum. Şu anda gerçekten senin için de konuşulanları ayrı tutuyorum. Çok benzerliği var. Ha nedir? Şimdi teknoloji ilerledi. Sosyal ağ olarak farklı bir şekilde her yere ulaşabiliyoruz. Eskiden öyle bir şey yoktu. Eskiden bir telefon dendiği gibi dediğim gibi bir bakkal da vardı. Sonra rahmetli Kemal abinin orada oldu. Bunlar sonradan olanlar ama. Sosyal olarak da her yere erişilebiliyor. Yani bir insanlara yardım mı ulaşıyor? Evet, ben duyuyorum. Yani en icra köşede bile, ki bu iyilik olarak bilinmeyen belki de yüzlercesi var. Onu da ayrı biliyorum. Yapmış olduğunuz gizli yüzlercesi var ama size ne bileyim yani nasıl diyeyim, yetiştiren anneden de babandan da Allah razı olsun. Hakikaten yeni mahalleye yakışır bir muhtarını buldu. Kaybetmek istemiyoruz. İnşallah böyle de daim olur. Ama daha büyük yerlerde görmek de isterim. O da farklı bir şey. Onur duyarım. İnşallah. Kendi ailem gibi onur duyarım. Yeni mahalle benim için çok şey ifade ediyor. Yeni mahalle benim çocuklarım. Yeni mahalle benim annem, babam, atam. Yani şurada çok basit. Evimden çıktığım zaman, şuradan aşağı doğru yürürken sağıma soluma baktığım zaman çocukluğumdaki o bize ait olan işte bahçeler olsun, o ikin yerleri olsun, orada benim atamın çalıştığı olsun, büyüklerimizin olsun, tabii ki bu aile dostlarımızdan hariç mahallenin gelmiş geçmiş bunca emek vermeye çalışan insanı da var tabii ki. Esnaflarımız var. Unutulmuş bir sürü esnafımız var. Mahallenin bizim çocukluğumuzda esnafları. Bunları tabii unutmamak gerekiyor. Onlar da bu mahalle için hizmet vermek istedi. Yeni mahalle benim için çok şey. Beykoz'da koyduğumuz zaman bir yaşam. Yani mesela şöyle söyleyeyim, 26 yaşında bir evladımı kaybettim. 2017'de. Benim çocukluğumun çocukluğu işte burası. Benim çocuğum burada doğdu.
Hani bana bugün burayı terk edecek misin deseler, evet, rahmetli olunca anca terk edebilirim. Başka imkanım yok. Bana göre artık hani bütün bu hani tapu meseleleri vesaire bunlar gerçekten çok ötelendi. Hani herkesin buradaki yaşamı, hakkı bence verilmesi gerekiyor. Burada hani dün gelmiş insanlar değiliz. Ben 100 küsür yıldan bahsediyorum. Burada benim bir çocukluğumun, atamın, benim bir yaşamım var. Ben yerimden neden olayım? Yani nihayetinde buraların tapularının verilmesini devlet büyüklerinden hani arz ediyoruz. Bunların yapılması gerekiyor. Bizim bir hürriyetimizin elimize verilmesi gerekiyor. Burada biz hani göçebe miyiz diye yaşamamamız gerekiyor. Hani bu psikoloji bile bizim buradaki bir verimliliğimizi düşürür. Yani benim bu yeni mahallede daha böyle düzgün, yani esnaflık olarak olsun vesaire, benim aklımdan bir şey geçmiyor. Çünkü biz burada bir emanetçi gibi olmak istemiyoruz. Herkesin hakkı herkese verilmesi lazım. Bu tapuların da bir an önce çözüme ulaşması lazım. Yani o yüzden hani biz burada doğduk, biz burada öleceğiz. Bizim bundan başka hiçbir alternatifimiz yok. Benim atam da burada doğup büyüme, burada ölme. Biz buradan eğer defnediliyorsak biz de aynı topraklardan istiyoruz. Bizim herhangi bir yer değiştirme gibi lüksümüz yok. Yani en güzel yerden verilsin, gene öyle bir lüksümüz yok. Biz yeni mahalle olarak tahmin ediyorum ki bunu tüm %80-90 halkı da istiyordur. Bunun için mücadeleler verdiğinizi de biliyorum. Görüyorum. Arkanızda olabiliyoruz veya olamıyoruz hep birlikte. Ama tabii ki bunları bir şekilde bir toparlayıp artık nereden ne olacaksa. Çünkü bir ötelenen yeni mahalle. En icra köşeler bile tapularını aldı. Teslim edildi. Hani bize neden? Biz niye böyleyiz? Niçin böyle oluyoruz? Hani amaçlar nedir? Yani herkes de bir rantsa, bu da halkın rantı olmalı. Burada hak eden yüzlerce insan var. Kendi topraklarını eline alıp kendi toprağında ölmek isteyen. Buraların dönsünler bir ekim bahçe zamanlarına. Yani o insanların oraya akan terlerine dönsünler. Bu bizim için değil ama sadece. Bir sürü komşumuzun böyle hakları var. Hani biz görüyorduk ya, biz şimdi çocukluğumuzda bağ bahçe diyoruz, tamam, doluydu. Komşumuzun da bağ bahçesi vardı. Onlar da orada bir emekler veriyordu. Kimse kimsenin yerini burada herhangi bir şekilde almadı. Yüzlerce yılda bizim burada emeğimiz varsa, bütün resmi kurumlarda da kayıtlarımız varsa, neden tapu elimizde değil? Neden verilmiyor? Bu nedeni biz çok merak ediyoruz. Şahsen ben ediyorum niçin verilmediğini. Ama mücadelenizde tekrar ediyorum, görüyoruz. O konuda da Allah razı olsun sizden. Söyleyeceğimiz budur.